geç mi kalsa böyle biraz, yoksa şöyle mi olsa? İşte en sevdiğim taraflarından biri bu. Kayda gireceğim şimdi. Onu da dedim, quantizer'ını beğenmedim. Bastım quantizer'ını, biraz da swing'li. Şimdi tekrardan düzelttim. Güzel. Merhabalar, Pimotto Müzik'te daha beraberiz. Ben Müzik Akademi'den Cenk. Bu bölümde de sizlere Ableton Push ile modern müzik prodüksiyonunu göstereceğim. Bu sefer neredeyse hiç bu bilgisayara dokunmayacağım. Zaten Push'un tamamen amacı o. Burada bir şey belirtmek istiyorum. İşte müzik yapacağız. Launchpad aldık. Ne yapalım? Launchpad Novation'ı yapmış oldu. Bizim şimdi birazdan hazırlayacağımız o kutucukları, yani içinde müzik bulunan döngüleri tetiklemeye yarıyor. Bu tamamen farklı bir şey. Ableton'ın kendi yapmış olduğu bir şey. Ableton Push adı. Ve bu bir prodüksiyon enstrümanı. Açtık. Elektriği bağlı olduğunda çok daha renkleri, böyle ışıkları çıkıyor. Bağlı olmadığında da sırt çantasında istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. O zaman elektriğini tabii ki bilgisayardan alıyor. Tekrar ediyorum, bilgisayarın üzerindeki bu yazılımda, Ableton yazılımında ne varsa tamamen ona entegre edilmiş. Sizi dijital ortamdan analog ortama getiriyormuş gibi, yani çalarak, düğmelerini açıp kapayarak sıfırdan bir parça yapmanıza yarıyor. Şimdi ben üzerinden hızlıca geçeceğim ama ondan evvel ben en önemli bölüm olan seslerimi bir yavaş yavaş toplamaya başlayayım. Bir de dedik zamana karşı yarışalım. 15 dakikaya indik. 15 dakikada hem parçanın session tarafını yapacağız, hem fikirlerini toplayacağız, beatlerini yazacağız, baseline melodisini yazacağız. Hem de onu bir de gidip canlı şekilde kompoze edeceğiz bu aletle, bakalım olabilecek mi? Ne çıkacak ortaya ben de bilmiyorum. Hiçbir şey hazırlanmadım yine. Zaten güzelliği orada. Bakalım şimdi zamanımızı başlatalım. 15 dakika başladı. Hemen kulaklığımı takıyorum. Şimdi diyorum ki burada bir tane MIDI kanalım var. Browse diyorum. O yüzden add track demiyorum. Browse diyorum ve gidip bakalım şimdi drumlardan. Şöyle bir tane Acoustified kit atalım buraya. Tamam, bir tane Acoustified kit attık. Sonra yine Add Track diyelim. Bu sefer yine Drums'a gidelim. Bu sefer hızlı hızlı. Bende çok bir sürü drum var. Böyle bir gideyim bakayım neler varmış. Kit Core'lar nerede? Ha, Kit Core. Acaba Kit Core 909 mu alsam? Yine bir 808 mi alayım? Hadi bu sefer 909 alayım. Tamam, 909'umuzu da attık. Ondan sonra bir tane baseline atalım mesela. Yine add track diyelim. Bu sefer bir plugin alayım. VST'lerden mesela Synthmaster alayım. Synthmaster load dedim. Şimdi full entegresini ben daha halletmedim ama otur durumları var. Yani hiç buraya gitmeden full entegre şeklinde de bunu bir patch ile yapabiliyorum. Ama bakalım şimdi daha basit nasıl olabilir. İlkine dokundum. Deniyorum şimdi. Ha, bu arada hemen scale'e geçeyim. Bu scale bölümü tamamen bunun hangi makamda çalacağı. Ben şimdi G'ye geçeyim mesela. Bunu da ne bileyim yine minor blues'u alayım. Çok hoşuma gidiyor minor blues. Yani tam bir blues makamında gidiyor. Bakalım. Ses arıyorum. Bu değişik bir ses. Moog. Biraz çok reverb'li geldi. Biraz daha devam edelim. Arpeggiator bazı. Bakalım BA. O asit sesi. Biraz fazla elektro. Bu daha çok housey. Bu hoşuma gitti. Buna load diyeyim. Load dememe gerek kaldı. Pardon. Tamam. Bunu da hallettik. Aslında şimdi böyle başlasam mı acaba? Hadi başlayayım bakalım. Hemen zamanıma bakıyorum. 12.50. Güzel. Dur bakalım şimdi. Şuradan device'e geçeyim. Burada hızlıca anlatayım size. Gördüğünüz gibi play, record tarafı. Burada pitch bendi var. Aynı piyanoların yanında olduğu gibi. Klavyelerin. Duplicate tamamen bizim session view'a geçtiğimizde yaptığımız o blokları duplike ediyor. Nota tekrar geri geldim. Şu anda synth master'dayım. 3 numaradayım. 2 numaraya geçtim.
kit core'um geldi. Bir numaraya bastım. Acoustified. Gördüğünüz gibi her tarafta rahat rahat dolaşabiliyorum. Metronomum burada. Tap tempo yaparım. Dışarıdan gelen bir şeyi onu tap tempo yapıp onu da yakalayabilirim. Bir DJ ile de çalabilirim. Ya da buradan tempomu değiştirebilirim. Hadi tempomu şöyle bir 112'ye getireyim. Tamam. Şimdi acaba bundan mı başlasam? Bundan mı başlasam? Ama gördüğünüz gibi sesi çok yüksek gelebiliyor. O yüzden mix düğmesine basıyorum. İşte bu taraf tamamen mix düğmesi. Bakıyorum bu -9'da gelmiş. Şu kit core'da -9'a gidelim. Bunu da şöyle bir 10'lara getirelim ki yine ki master kanalımızda bir headroom'umuz kalsın. Bakayım şimdi kit core'u çalmak gerekirse gayet güzel. Haydi başlayalım. Oh pardon. Kim seçti? Bu mu seçti? Tamam şimdi kick'i seçtik. Kick'i yazdık bakalım buraya. Aynen. Metronomu kapattım. Bakayım şimdi device'e geçeyim. Şu anda 2 numaralı kit core'un içindeki device'teyim. Ve kick'im seçildi. Bak burada kit core kick diyor. Glue'sunu açtım. Yükselttim. Biraz daha dikeyini, kuyruğunu açtım ki bum sesi gelsin. Tamam. Böyle. Şimdi bunun içine yine bakayım şu. Yine pitch'ini bir aşağı indireyim. Dikeyini bir kapatayım. Glue'sunu bir açayım. Ve klavye'de yazdım. Hop. Hemen low cut'ını biraz kısayım. Biraz volümünü açayım bu arkadaşın. Kick'i biraz kıssam. Şimdi daha iyi oldu sanki. Şimdi bunları da yazalım. Hatta repeat de acaba ne yapabilirim? Bakın swing ettiriyorum. Evet. Şimdi şunu biraz daha yükseltsem sesini, glosunu biraz da. Şimdi acaba burada double loop yapsam 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 daha çok zamanım var şunu katmaya. Swing hemenle dikkat edelim ve girdim. Gördüğünüz gibi pitch'iyle de oynadım. Ve oraya da kaydolu. Aşağı böyle inip inip çıkıyor. Şuradaki hi-hat'in pitch'i. Tamam böyle başladı parça gayet güzel. Hemen duplicate çaktım. Hemen zamana bakıyorum. Oo, az vaktim kaldı daha hızlanmalıyım. Hadi bakalım. Bu güzel olabilir şuralarda. Bu da geldi şimdi. Hemen bir duplicate daha. Oh. Şurada kalalım. Bakalım. Ha oraya yazmamışım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi dördüne de yazmış oldum. Evet. İlk önce bu geldi. Sonra bu gelsin. Bakayım bir üstte ne var? Ha. Bakalım onu da burada yazılı değilmiş. Onu da yazalım. Oops. Aynen şunları da yazdık. Bakalım. Aynen bir altında da bu varken şu da gelsin. Aynen. Gayet güzel. Bunu da gireyim. Sade sona girdim bir tane. Şimdi ortaya da girdim. Tamam. Şimdi bir daha da applique edeyim. Bu sefer 2 numaralı kit core'a gireyim. Ve oradan kitleri artık yok edeyim. Şuradan da yok edip yine 4'ü alayım. Şimdi burada boşluk verdim. Bu sefer Synth Master'a geçtim. Şimdi aman mix'e basıyorum ki sese dikkat. Yavaş yavaş geliyorum. Burada güzel. Bakalım hemen. Quantize bastım, basılık aldım. Kafadan attım bassline'ı şu anda. Çektim, bir daha bastım. Tamamen kuantize etti. Şu anda SynthMaster kanalına geçiyorum hızlıca ve SynthMaster'ın kendisinin içinde olan layer kısmından acaba ne efektler yapabilirim? Cutoff'a bir dokundum. Buradan device'e dokunduğumda o cutoff buraya geldi elime. Ha. Şöyle başlasın. Sonra açılsın. Evet böyle çok güzel. Tamam. Hemen yana geçeyim. Bir daha duplicate'e basayım. Artık burada
kickte bir daha geri gelsin. Güzel. Bakıyorum şimdi sonu. Böyle bir atak da vermiş olayım. Tamam. Sonra bir daha da applicate dedim. İkinci kanalın, üçüncü kanalın yanına geçtim. Add track diyorum. Bu sefer gideyim bakayım buradan ne getireyim şimdi. Yine plugins'ten. Bu arada vakti unutmuyorum. Waves bundle'a geçiyorum. 6 dakikam var, bitirmek zorundayım. Ama biraz daha uzatalım mı? Biraz daha uzatalım mı, ne dersiniz? 2 dakika daha, tamam. Kendime 2 dakika daha hediye ettim. Sağ olsun Motto Müzik çok anlayışlı bu dakikalar konusunda. Hemen bakıyorum buradan elektrik alsam ya, bir tane gayet güzel Wave Bundles'ın, aslında çoğunlukla proses işi yapan Waves'in içindeki böyle güzel güzel sesleri olan bazı synth'leri var. Bakalım tonlar nasıl. Hemen mix'e gidiyorum, sesini kısıyorum. Bakalım mix'ten 4 numaranın track volume'ünü şöyle bir aşağı 9'lara aldım. Geldim. Bakalım şimdi. Mix'e bir daha geldim. Gayet güzel. Hemen 4 numaraya geçtim. Evet. Güzel, bunu beğendim. Giriyorum. Quantize. Güzel. Güzel bir line yazdım. Devam ediyor parça ve duplicate. Şimdi bir daha şu akustiğe gitsem bakayım, repeat'teyken 16'lıkta. Bu gelse. Geç mi kalsa böyle biraz, yoksa şöyle mi olsa. İşte en sevdiğim taraflarından biri bu. Kayda gireceğim şimdi. Onu da dedim, quantize'ını beğenmedim. Bastım quantize'ını, biraz da swing'i. Şimdi tekrardan düzelttim. Güzel. Hemen zamana bakıyorum. Bu şekilde hem kullanımı da görüyorsunuz, hem neyin nerede olduğunu da görüyorsunuz. Demin repeat mode'unda zamanlarla oynadım. Güzelliği burada zaten. Direkt versatillik katabiliyorsunuz, farklı katabiliyorsunuz. Bakalım burada neler varmış. Aynen. Bu arkadaş da gelebilir. Ama device'e girsek, şu arkadaşı biraz inceltsek mesela. Çok güzel. Gördüğünüz gibi yaptım yanlışın üstüne, tamamladım ve quantize bastım. Oh, biraz daha groove verin. Nice. Buraya bir snare de koydum. Hatta biraz daha groove vereyim. Bak şimdi repeat'e gireceğim. Evet, daha güzel oldu. Şimdi bunu record edeyim. Ha, onu da kaydettik. Şu anda tekrar quantize diyorum. Ondan sonra duplicate dedim. Yeni bir arkadaş daha getireceğim. Add track diyorum. Hatta add track'tan çıkıp 4'ü seçip bir daha böyle bu şekilde yaptım. Bir tane de bakalım user files'tan sample indireyim oraya. Daha evvel kaydedilmiş. Mesela bakalım şimdi burada neler varmış. Oo, güzel. Olmadı. Çok groovy. Daha hızlı, daha hızlı. Aa, bu değişik. Başka bir key'di ama. Bakayım.
değişik olabilirdi bu. Bu çok yavaş kaçtı. Commodores. Hop. Garip şeyler olabiliyor böyle. Ve bakalım şuna nasıl. Garip bir şey kattı arkadan. Oo, bu bayağı güzel. Dexter Rental. Yeah. Şimdi bunu düz de çalabilirim ben. Böyle. Ve slicing mode'da da çalabilirim. Aslında poliye aldığımda daha güzel. Ama ben bunu direkt kendisini çalayım hiç. Şuradan. Buradan bakalım. Bu şekilde giriyorum. Bunun başına sonunu almayacağım. Direkt buradan kaydıracağım. Şimdi bakalım sonuna kadar gitmeyecek. Sadece başını almış oluyorum. Bir daha no tone olacak. Aynen, tam istediğim bu oldu şimdi. Bir daha duplicate. Artık şu bir numara birdenbire gitse ya. Hatta onu da diyelim. Bir numara gitmesin. Nota geçtim, yine oraya tetikleyeceğim. Bakayım neredeyim burada. Gelsin, iki numara gitsin. Heh, iki numara delete diyeyim. Evet. Neden sonradan sildirmedi? Bakayım buradan sileyim. Tamam. 3 numara. Burada açılabilir 3 numara. Güzel. Tamam, yeter artık. Bakalım kaç dakikam var? 18 dakika. Birkaç dakikada çalmıştım. İsterseniz bu parçayı şimdi ben gideyim. Buradan rekorda gireyim hiç daha fazla konuşmadan. Çünkü oluşturduk şimdi parçanın bütün fikirleri burada. A'da uzun reverb'im var. B'de pimpon delay'im var. Hatta ben onu bir size trick göstereyim burada. Repitch modunu aldım. Ki onun zamana karşı. Tamam. Yani gördüğünüz gibi okey bir şekilde 15 dakikada bunun beyni oluşturulabiliyor. Şimdi de kayıt kısmı var. Ve canlı improvizasyon şeklinde, canlı şekilde ben bunu kompoze edeceğim. Şimdi ondan evvel bir stop button'a basayım. Herkes boşta. Şimdi ben shift ve record'a bastığımda ve birinciyi girdiğimde kayıda girmiş oluyorum. Ama yanlış taraftan girdim, bakayım. Hemen undo diyorum, kaydımı sileyim, arkaya bakayım. Evet, silmiş. En yukarıdan şuradan başlayacağım. Ve shift record'a bastım, başladım. Mix'e geçtim. Bakıyorum şimdi kimler input output'lar mix'im burada. Bir daha mix'e bastım. Herkes geldi. Send B'yi alayım ve 2 numarayı yolladım. Hey. Biraz da Send B'den. Güzel. Şu pimpon delay'in aslında device'da oynasam ya böyle. Hatta buradan versem bakalım. Bu tür efektlerle. Bakalım. Güzel. Şu anda tamamen pimpon delay'in zamanıyla oynuyorum. Mix'e tekrar geçiyorum. Bakayım. Send B'de. Synth Master'a gittim. Device'e girdim. Onun cutoff filtresiyle oynuyorum. Şu anda her şey kaydoluyor şu anda, ne güzel. Güzel, tam aşağı indim. O şekilde geldi kick. Bu arada mix'e geçip yine kurnazlıklar yapabilirim. Bakalım 3 numarayı. Yani basa bir reverb verdim ve ritmi getirdim. Pardon, melodiyi. Bakalım bu 4 numaraya biraz reverb verdik. Vay. Aman tanrım, bu efektler, bu efektler. Evet, hemen device'e geçiyorum. Pimpon delay'e bastım. Onun zamanıyla oynayacağım.
Bakın 4 numaralı o gelen elektriği yolluyorum. Böyle bir geçiş yarattım. Aslında aynı şey çalıyor ama devamlı efektlerle müdahale ederek onu biraz daha heyecanlı duruma getiriyorum aslında yaptığım. Yine vereyim reverb'i 4 numaraya. Bilmiyorum gördünüz mü ama daha erken olan, daha az elementi olan bir numaralı akustik fight'tan çalıntılar yapıyorum ve şu anda ufak bir break daha verip bu arkadaşı getirdim, Breakbeat amca. Biraz da böyle bakıyorum. Şimdi bunun şeyiyle oynayayım. Pinpon delay'i seçeyim. Device'a geçeyim buradan. Buradan yollayayım. Hop. Şimdi yavaş yavaş 2'yi öldürdüm. 1'i öldüreceğim. Mix'e geçiyorum bu arada. 1 numaralı kalı da kapattım. Stop'a basıyorum sonuçta boş yerle yap. Ben şimdi Synth Master'ın device'ında açsam o arkadaşı. Böyle boşluk verdim. Mix'e geçtim. Synth B'de. Böyle boşluk verdim. Hadi bakalım. Güzel. Evet, böyle değişik bir kompozisyon oldu. Birazcık hatalar var. Her zaman geriye dönüp temizleyebilirsiniz. Buradan da artık geldiğim gibi açıldım, biraz kayboldum. Yavaş yavaş geriye gidiyorum. Synth Master'a gidip yine onun mixinde, pardon, device'ında bir numarayı öldürdüm. Yine buraya geldim. Artık DJ'yi bitirme yeri bırakıyorum. Bası da öldürmüştüm orada. Ve parçamı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi zaten zamanla yarıştık. İlk 15 dakikada hazırladık herhalde. Bir bakalım burada belli olur kaç dakika kaydettiğimiz. Evet, biz 5,5 dakikalık bir parça kompoze etmişiz. Bu demektir ki 15 dakika hazırlık, 5 dakikada kayıt, 20 dakikada idare eder bir şekilde push'la sıfırdan, hiçbir şey hazırlamadan, birazcık neyin nerede olduğunu bilerek, o çok önemli. Çünkü insanlar biraz öğreniyorlar, hop hemen bulayım ama o değil. Tamamen sample bank'inizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi enstrümanlarınız var, nerede onlar, onları çok iyi bilmek gerekiyor. Ki bu sizin yaratıcı zamanınızdan çalmasın. Sonuçta gördüğünüz gibi hızlıca geçecek olursak 64'lük bir pad. İster Session View'u kullanabiliyorsunuz, o hazırladığınız blokları kullanabiliyorsunuz. İster onu daha evvelinde o blokları ister drumlarda çalarak, punching yaparak, yani oralara nota yazarak ya da çalıp kaydederek, isterseniz scale'e kilitlenmiş aynı bir hang drum'da olduğu gibi yanlış yapmanıza imkan olmayan bir makama kilitlenmiş şekilde hızlıca ritmik şekilde piyanoyla oynayarak aynı scale'de kalmak suretiyle farklı farklı enstrümanları getirerek sonuçta kaydedip bloklar oluşturup onları sonradan tekrar birbirlerine çarpıştırırken efektler kullandığınız ve o paternli ise olaydaki devam eden, ay bu sıkıcı gelmeye başladığı efektlerle yok ettiğiniz bir modern dans müzik parçasını bu şekilde finalize edip, render edip, böyle de bir fikir yaptığım 20 dakikada acaba nasıl olmuş diye bakıp ondan sonra üzerine
aa bak ben bu fikri beğendim, devam edeyim. Daha güzel mouse'la çalışarak, efektler ekleyerek, biraz daha kompozisyonu belki gerekiyorsa değiştirerek, belki bir acapella yani sadece söz ekleyerek bu parçayı çok daha ilginç bir şekle getirmek suretiyle en fazla bir saatlik bir çalışmayla bu olayı bitiriyorsunuz. Bir kulaklık, bir laptop, Ableton yazılımı ve Ableton Push ile. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol müzikli günler. Inşakademi.com'dan bizi takipte kalabilirsiniz. Kolay gelsin.